Gökhan bebeğinin küvetinde kalan suyu boşaltıyor. Aşağıdaki grafik küvetin içinde kalan su ki bu litre türünden ile Gökhan'ın küveti boşaltmaya başlamasından itibaren ne kadar zaman bu da dakika türünden evet geçtiği arasındaki ilişkiyi göstermekteymiş. Ee, ve bize bazı sorular sormuşlar. Gökhan küveti boşaltmaya başladığında içinde ne kadar su vardı? Her bir dakikada ve iki dakikada ne kadar su boşalır? Küvetin tamamen boşalması için ne kadar süre geçmelidir? Hadi bakalım, her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve buradaki soruları benden önce kendi kendinize siz cevaplamaya çalışın. Şimdi birlikte yapalım. İlk soru neydi? Gökhan küveti boşaltmaya başladığında içinde ne kadar su vardı? Bir bakalım Gökhan'ın küveti boşaltmaya başladığı an t'nin sıfıra eşit olduğu andır öyle değil mi? t eşittir sıfır burada. Peki o anda küvette ne kadar su varmış? O da işte burada. Bu nokta ki söz konusu grafikler olduğunda bu özel bir noktadır. Şöyle açıklayayım, bu eksen y eksenidir. Evet, düşey eksene y eksene adı verilir. Yatay eksene de x ekseni ama bu eksen yani x ekseni zamanı ölçtüğünde bundan t ekseni olarak da bahsedildiğini duyabilirsiniz. Kafanız karışmasın. Şimdilik x ekseni demeye devam edelim. Ee, y eksenini kesen bu nokta, x değeri 0 olduğunda, y değerinin ne olduğunu veren noktadır. Başka bir deyişle, t 0 küvette ne kadar su vardı? Evet, y ekseni kesim noktası. Bu örnekte bize Gökhan, küveti boşaltmaya başladığında, küvette ne kadar su olduğunu söylüyor, öyle değil mi? Bir bakalım, 15 litreymiş. Evet, umarım grafiği doğru okuyorumdur. Bir diğer soru, her 1 dakikada ve 2 dakikada ne kadar su boşalır? Şimdi hemen videoyu durdurun ve biraz düşünün. Bu soruda bizden bir oran istediklerini fark ettiniz değil mi? Her dakikada ne kadar su boşalıyor? Grafik üzerinde okuması da kolay olan iki nokta seçelim. Bir bakalım, T1 iken küvette 12 litre su varmış ve T eşittir 2'de ise 9 litre su kalmış. Buna göre aradan 1 dakika geçtiğinde bunu da artı 1 dakika olarak not edelim. Küvetteki su ne kadar azalmış? 12 litre vardı. 9 litre kaldığına göre 3 litre eksilmiş öyle değil mi? Ve bu bir doğru olduğuna göre bu bu şekilde gerçekleşmeye Devam edecek. Demek istediğim aradan bir dakika daha geçince küvetteki su 3 litre daha azalacak. Bakın gerçekten de 3 litre azalıyor. Buna dayanarak da her bir dakikada 3 litre su boşalır diyebiliriz. Not edelim. Dakikada 3 litre. Peki ya her iki dakikada her dakikada 3 litre boşalıyor ise 2 dakikada bunun 2 katı yani 6 litre boşalır. Her 2 dakikada 6 litre. Bu arada tüm bunları doğrunun eğimini bularak da söyleyebilirdik. y ekseni kesim noktası bize başladığımız anı veriyordu öyle değil mi? Eğimde değişimi ki bu örnekte su hacmindeki değişimden bahsediyoruz. Evet o da bunu verecek. Son olarak bir de, bir de e, küvetin tamamen boşalır için ne kadar süre geçmelidir diye sormuşlar. Hemen videoyu durdurun ve bunun cevabını kendi kendinize bulun. Küvetin tamamen boşalması demek için de su kalmaması demek olduğuna göre y değerinin yani su değerinin sıfır olması gerekir. Bu da grafik üzerindeki bu noktaya denk gelir. Grafiğin x eksenini kestiği bu noktaya x ekseni kesim noktası adı verilir ve bu nokta y değeri sıfır olduğunda x değerinin ne olduğunu verir yani su bittiğinde. Su x eşittir 5'te bitmiş ve x dakika türünden ölçüldüğü için küvetin 5 dakika sonra boşalacağını söyleyebiliriz. 5 dakika sonra evet küvette hiç su kalmaz. Son derece mantıklı öyle değil mi? 15 litre su vardı dakikada 3 litre boşalıyordu. O halde 15 litre suyun tamamen boşalması için 5 dakika gereklidir.